Merhaba arkadaşlar, ben Atilla ve tekrar hoş geldiniz Total War Atilla'ya. Evet arkadaşlar, bu çevrimci savaştır. En sonunda tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Bu aksumları bu seferlik aksumları yönetiyoruz arkadaşlar. Aksumlar Himyalara biraz benzer ama %100 değil, az bir şey benzeyebilir. Fakat ordumuzda şimdi ırkçılık gibi, bilmiyorum artık Türkiye'de nasıl zenci desem yanlış mı oluyor yani, yoksa kara mı dersiniz, siyah mı dersiniz? Ama ben zenci diye diyorum arkadaşlar. Kötü niyetle değil. Ama onlar zenci olduğu için. Afrikalılar da diyebiliriz geçti de. Ama o zaman da belki Arap Afrikası da var. Ama gördüğünüz gibi bunlar siyah. Simsiyah. Simsiyah çocuklar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz aksumları yönetiyoruz dediğimiz gibi. Ordularımızı izahata geçirelim. Diğer tarafta da Doğu Roma İmparatorluğu var. Onu da geçireceğiz biraz, bir saniye. Şimdi ne var önümüzde? Afar, Baskın, ustalar var burada. İki tane görüyoruz. İki tane de sağ tarafta görüyoruz. Ve ortada da Kuşit Şotelleri. Şotelleri, evet. Şimdi bunların tabii ki hepsini izleyeceğiz, bakacağız. Zırhlarına, güçlülüklerine, güçlü olduk. Hepsini teker teker izada geçeceğiz arkadaşlar. Bir saniye sadece. Kuşit Binekli Şotelleri iki tane burada var. Bir tane mızraklı deve süvarisi. Aynı şekilde burada da iki tane Kuşit Binekli Şotelleri. Bir tane de mızraklı deve süvarisi. Ve çöl reisi olarak general ve iki tane de binikli meris okçuları. Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bu izada. Ha. Evet, gördüğünüz gibi bunlar Afrikalıların at okçuları oluyor yani. Evet, Doğu Roma'ya bakarsak arkadaşlar. Bir de pardon, şunları unutmuştuk bak. Meris okçuları iki tane de. Bunlar tipler nasıl bakayım? Evet, aynı gördüğünüz gibi kara çocuklar. Diğer tarafa bakarsak düşmana ne görüyoruz? Klibanari iki tane burada var. Ve iki tane de burada, yani dört tane oldu. Ve bir tane Sagittari atlılar var burada. Bir tane de burada var mesela. İki tane at okçular var mesela. Bunlar aynı bizimki gibi. Ve bir tane de Magister Militum General olarak ön tarafta da zili Sagittari görüyoruz. Zırhlı Sagittari diyeceğim. Dört tane toplam. Ve doğulu Auxiliar Palatinalar. Evet. İki tane buradan görüyoruz ve bir tane de buradan, yani toplam 3 oldu. Ve bir tane numeroları görüyoruz burada arkadaşlar. Hatta 2 görüyoruz ve 3 görüyoruz. Evet, ordusuna bakarsak arkadaşlar hiç de kötü demem. Çünkü gayet güzel bir ordusu var arkadaşlar. Çok güzel bir seçim yapmış. Hele şu katıfraklar var ya, harika bir seçim yapmış arkadaş. Bunlar oyunun en iyi süvarilerden biri. Hani görüyorsunuz hücum olarak 242. Yani bir de bizimkine karşılaşacak şimdi arkadaşlar. Bizim şuradan göre bakarsanız bizimki sadece 206. Yani demek ki teki teki karşı bunlar bir hücum dalarsa bize, biz de aynı şekilde yani sonuç olarak onlar galibe çıkacak. Fakat bizde şansımıza daha çok süvar var. Şimdi de kurallı olarak oynadık tabii ki, her zamanki gibi turnuva kuralları oynarız biz. Turnuva kuralları nedir arkadaşlar? Maksimum 6 tane süvari, ama eğer generalın süvarili ise o zaman 7 olabiliyor. Yani o yönden sıkıntı yaratmıyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi 7 tane var. Fakat bu genel olduğu için. Yani anlatabildim mi? Yani normalde sadece 6 tane. Ve aynı 6 maksimum. Maksimum 6 aynı birimler yapabiliriz. Mesela diyelim ki görüyorsunuz bunlar 3 tane var değil mi? Veya da şunlardan 4 tane var. Şimdi 2 tane daha çağırabilirdim bundan. Eğer bir tane daha yapsaydım, yani 7 tane olsaydı kurallar haykırı oluyordu. Ve otomatikten kaybetmiş oluyordum arkadaşlar. Ve hiç kimse ne ben ne o kuralları bozdu. Güzel bir şekilde görüyorsunuz. Evet, dediğim gibi şimdi artık ordularımıza bakalım şu şekilde. Şimdi dediğim gibi bunun avantajı bir şekilde güzeldir. Yani nasıl olarak, hücum olarak daha iyi olduğu için. Bunun avantaj yapacak nedir arkadaşlar? Saldırdı ya, saldırdıktan sonra mesela çarpışma giriyorlar, burada savaşıyorlar ya. Bunun burada çok uzun süre durursa kaybedecek olan o olur. Çünkü benim bunlar mesela görüyorsunuz orta yakın süvari ama çok ağırlar. Yani yakın muharebe saldırısı 52, yakın muharebe hasarı 40. Ve bunlara bakarsak arkadaşlar ne diyor? Yakın muharebe hasarı 10. Anladınız mı şimdi arada farkı? Yani demek ki eğer uzun mesafede bunlar böyle çatışma girirse galibiyet olacak, çıkacak olan benim tabii ki. Ama arkadaş ne yapar? Bir dalar bir kaçar, bir dalar bir kaçar, bir dalar kaçar. O şekilde beni çok felaket yenebilir. İşte ona dikkatli olmak lazım. Hatta benim piyadelerime saldırırsa mesela bir dalışta
bunları yok etme ihtimali yüksek. Niçin? Çünkü bak görürseniz, bakarsanız zırhlarımız çok az. 20 zırh. Yani demek ki çok çok kötü. Ama ağır zırhlarımı arkadaşlar, yani ağır zırh dediğim o kadar ağır değildi ama yine de aksumlara göre en ağır olan bunlardı. 40 görüyorsunuz zırhlar. Onun için bunları ortaya yerleştirdim ki şuradaki düşmana göre saldırısı güzel bir şekilde onları dövebilirsek diğer düşman ordusunu bir şekilde yok etmeye çalışırız. Fakat onun da çok güzel bir desteği var. Aynı Atokçuna bizimki de var. Yani bir şekilde kim süvari savaşını kazanırsa tüm savaşı almış olacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi şimdi bakıyoruz, bizde 2 tane okçu var. Onda 4 tane var. Yani bizim süvariler şimdi çatışmaya girdi mi arkadaşlar? Benim çok dikkatli olmam lazım. Çünkü burada gördüğünüz gibi 2 tane okçuları mesela bizim okçularımıza dalabilir ve bir tanesi de reserv olarak süvarisine destekçi olabilir. Aynı şekilde burada da destekçi olabilir. Yani bizim süvarilere çok dikkatli olmak lazım. Yani benim çok çok hızlı davranmam lazım. Yani ise işim çok çok zor. Çünkü sonuçta mızrakçılar da var görüyorsunuz. Mızrakçılar da desteğe girdiler mi şey süvari savaşına. Evet arkadaşlar, o zaman benim için goodbye yani. Yani sadece oyun kapat. Güzel oyundu. Eyvallah. Başka yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, kılıçlı piyadelere bakarsak bizimkiler daha önde. Niçin? Çünkü bizim bunlar dediğim gibi ağır, çok aşırı ağır piyadeler bunlar. 62-40. Ne diyor bu? 32-40. Yani görüyorsunuz aradaki fark büyük. Şimdi ben bunlarla hızlı dalarsam, dediğim gibi ilk baştan bunlarla ilk önce böyle hızlı dalarsam düşmanın piyadelerini yok edersem hemen direkt yönlendiririm, mızrakçıları yok ederim ve benim süvarilerim galibiyet olarak çıkabilir. Evet arkadaşlar, şimdi taktiksel olarak bir şey açıkladım. İnşallah anlamışsınızdır. Anlamadıysanız lütfen yorumlarınıza yazınız. Biraz da net açıklamaya çalışıyorum bir dahaki savaşımızda, tamam mı? Yani düşüneceğiniz tek bir şey var arkadaşlar. Savaşta her zamanki strateji savaşlarda sizin süvariniz galibiyet çıkarsa savaş sizin demek. Neden? Çünkü piyadeler şimdi sonuçta biraz zaman alıyor. Mesela burada çatışmaya giriyorlar ya. Şimdi bunlar biraz daha zayıf olsaydı, diyelim ki yakın muharebe saldırısı diyelim 40, aynı bunlarki gibi 32-40, böyle olsaydı biraz çatışma uzun sürebilirdi. Ve süvarileriniz daldı ve galibiyet çıktıysa arkadaşlar, diyelim burada pardon mavi kullanacağım. Burada ve burada kazandınız ya diyelim süvarilerinizle, ne yapıyorsunuz? Şuradaki kalan işte piyadeler çatışıyorlar ya, mesela kılıç kılıca teke tek mesela. Süvarilerinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkadan şöyle gidiyorsunuz. Düşmanın sırtına bir vuruyorsunuz, yani dalıyorsunuz. Zaten savaş bitti demek o zaman. Bak görüyorsunuz, ben at okçularım hemen saldım ileri. İnşallah dedim düşmanın at okçularını hemen yok edebilirim. Fakat ağır zırhlı oldukları için, yani ağır değil de zırhları güzel olduğu için dayanıklı oluyorlar biraz. Ve gördüğünüz gibi henüz öldürücü tam olamadık. Sadece 2 tane kesebildik şimdiye kadar. Ve baktım ki burada bir tane daha destekçi çıkıyor. Hem bir de süvarileri de ilerlemeye başladı biraz. Onun için ben biraz arka arka kaldım. Geri fites aldım yani. Ve şuradan 9 tane kestik en sonunda. Şimdi bakalım bizim zırhımız 3. Arada büyük fark var. Menzil hasarı 49, bizimki 50. Yani sonuçta aynı hemen hemen aynı ama bizimki az bir şey daha ölümcü. Şimdi bunun hatası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, onu da anlatmadım size değil mi? Bunun hatası arkadaşlar heavy shot kullanması. Bu heavy shot kullanıyor, ben ateş kullanıyorum. Ve ateş kullanmaktan daha da hızlı davranıyorlar. Çünkü heavy shot biraz güzel ağır darbe verebilir ama çok çok yavaş gidiyor. Ve gördüğünüz gibi benim ateş kullanmamdan daha da hızlı gidiyor. Ve düşmanın moralini daha da yedirmiş oluyor. Ve daha da çok güzel ölümler yapmış oluyor. Yani demek ki şu ki arkadaşlar, savaşırken mutlaka ateş kullanacaksınız. Yani normal standart shot'u boş verin, heavy shot'u da boş verin. Sadece ateşten gidiniz ve size söz veriyorum, yani gördüğünüz gibi zafer sizin olacaktır. Ve görüyorsunuz zaten moralleri o kadar -4 olmuş. -11 çıktı şimdi. Hani -4'tü de ama şimdi düzelmeye başladı biraz.
Çünkü buradan geldi, destekçi geldiği için. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan destekçi geldiyse mecbur. Bak şimdi ateş kullanıyor, gördün mü? Şimdi ateşi değiştirdi ve ben de karar aldım. Çekilmeye karar aldım arkadaşlar. Çünkü bunlara karşı benim gücüm yetmez yani. Bunlar bizi çok fena öldürebilirler. Ve kovalayayım dedim, az bir şey yok edeyim dedim ama yetemedim maalesef. Tam olarak bunları yok edemedim ama gerçekten çok güzel bir darbe verdim. Harbiden 41 kalmış. Yani bunların ordusu yarısı gitti ve bunlardan %30'u gitti diyebiliriz. Peki. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizden çok fazla gitmedi ama gene de biz de biraz kaybettik ama ondan daha çok gitti. Şimdi gördüğünüz gibi benim okçular da yaklaştı ve bunun haberi olmadan tabii ki bizim okçularımız, yanılmıyorsam arkadaşlar, biraz eskiden olduğu için bunu ben oynayalı biraz unutmuşum herhalde ama evet, şimdi herhalde ya okçularını pardon, evet, dediğim gibi bunun haberi olmadan diyeceğimiz gibi süvarilerine saldıracağız okçularımızdan. Aynı şekilde o da yapıyor tabii ki ve çok aşırı güzel de ölümcül oluyor. Gördüğünüz gibi benim at okçularım buradan bayağı bir kesti yani. Orada benim biraz fazla beklemem, orada büyük hatam oldu. Bak çocuk herhalde anladı en sonunda ateş kullanacak diye, hemen ateşi değiştirdi ve bayağı bir etkili oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve burada da çok fena saldırıyor abi ya. Çok fena saldırıyor burada benim adamıma ha. Ama diyorum ki olsun, ben sonuçta bunun at okçularını kesebilirsem orada biraz rahatlarım. Ama gördüğünüz gibi sürpriz olarak ben de böyle bir dallarım bunun şeyini, okçularına. Ve aynı şekilde burada da süvarisini yakalamış oldum ve onun hücum bonusunu kesmiş oldum arkadaşlar. Ve çok güzel bir beceri elde ettik orada. Ve bir tane daha geliyorum şimdi burada benim süvarim. Ve benim okçular da destekçi oluyor tabii ki. Aynen öyle dediğim gibi arkadaşlar, bunun hücum bonusunu buradan tamamen kestim. Ve buradan da ikinci süvarimiz geldi destekçi olarak. Ve harika gidiyoruz şimdilik ama henüz daha başlamadı. Tam savaş başlamadı. Görüyorsunuz mızrakçılar dediğim gibi destekçi olarak geliyor. Ve maalesef bizimki biraz yavaş gidiyor. Nedense biraz yavaş gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi şimdi sol kanattan gidiyoruz arkadaşlar. Sol kanattan gidiyoruz ve burada beni yakalamış oluyor. Burada ben çok büyük bir hata yaptım ama hatamı düzelttim. Ve saldırıya geçtim hemen arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve buradaki piyadelerimiz de hücum ediyor. Yani full hücum ediyor arkadaşlar. Şimdi onun piyadelerini yakalamış oldum ben burada. Dediğim gibi inşallah tam da buradan keseceğim okçularını. Adam generalını kullandı ve çok iyi de işe yaptı. Çünkü orada benim süvarimi gerçekten harika bir şekilde durdurdu düşman. Ama gördüğünüz gibi bizim dalıyorlar abi, dalıyorlar yani. Ama korkacak bir şey yok. Çünkü eninde sonunda burada galibiyet olan ben olacağım. Kılıçlı piyadelerimiz buraya geldi. Benim mızrakçılarıma yardım ediyor. Pardon, süvarime yardım ediyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, süvarilerini kesmiş olduk burada. Harika bir şekilde. Ve şimdi devam edebilirim. Direkt okçularına doğru. Ve benim süvarim burada da destekçi oluyor gördüğünüz gibi. At okçularım halen yaşıyor ama çok fena darbeydi orada. Ve burada savaş biraz yavaş yavaş gidecek çünkü gördüğünüz gibi 2-2 ama benim generalı getirdik içeri. Şimdi buradan böyle bir dalacağım generalına, full destek olmasını istiyorum yani. Evet, boom, harika arkadaşlar. İki taraftan, iki yönden saldırıyoruz şimdi düşman süvariler orada ama gördüğünüz gibi mızrakçılar ilerlemek üzere. Ve buradaki savaşı da hallettik arkadaşlar. En sonunda benim süvarilerimin çıkıp düşman okçularına saldırabiliriz. Benim bu düşman okçuları yok etmem lazım yani. Bir türlü hemen yok etmem lazım arkadaşlar. Şimdi bunun hatası ilk başta kendisi sonradan anladı zaten. İlk bunu shield wall yapmıştı. O yüzden böyle yavaş yavaş gidiyordu. Sonra farkına vardı arkadaş. Hemen bastı, shield wall'u çıkarttı. Ve hızlı hızlı davranmaya başlıyor şimdi bizim süvariler doğru. Tabii ki burada destekçi olmak istiyor. Evet. Onu da ben de zaten çok geç oldu. Ama dedim ki boşver. Yeter ki şunları hızlıca kesebileyim. Kesersem orada fark etmiyor. Çünkü benim süvarilerim burada yaşıyor gördüğünüz gibi. Burada galibiyet olan ben çıktım süvarilerinden. Ve tabii ki okçularını da kesmek üzereyiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. At okçularını da tabii ki düşmanı kestik. Ve bu bölge tamamen benim oldu. Yani burada rahatız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Evet, gördüğünüz gibi süvari şok cavalry'inden, yani deve mızrakçı süvarinin düşmanın sırtına dalıyoruz.
Hatırlarsanız değil mi? Bunu açıklamıştım ben size taktiksel olarak. Ama düşman general maşallah her yerde her zaman hazır gibi gözüküyor. Ama bizim burada gördüğünüz gibi bizim kara çocuklar da mesela çok hazır ve generalı yakalamış oldular burada. Ve uçularımız da ateş ediyor tabii ki düşman generala doğru görüyorsunuz. Ve burada mızrakçılar benim süvarimi kesmek üzere ama sonuçta dediğim gibi burada kazanayım şunu ikisini yok edeyim. Benim hiç fark etmez elime kessinler bunları. Yeter ki oradaki süvarileri keseyim. Ve gördüğünüz gibi zaten arkadaşın çok ordusu kalmadı. Şöyle sinematik yapalım arkadaşlar. Bizim zincirler izleyelim biraz az bir şey. Ha, generalı kestik. Geçmiş olsun. Çok güzel bir savaştı. Heyecanlı bir savaştı arkadaşlar. Dediğim gibi çok da zordu ama doğru taktikselleri olarak kullanarak galibiyet çıkmayı becerdik arkadaşlar. Aynen dediğim gibi hatırlarsanız buradaki yeteki süvarilerini keseyim dedim. Sonuçta şu ikisi kaybedersem ederim hiç fark etmez. Benim general ölmedikti sürece tabii ki. generaldan çıkacağız. Ve gördüğünüz gibi şuradaki süvarilerimiz geliyor. Diğer ordularımız da geliyor tabii ki. Onlar da dalacak. Evet arkadaşlar inşallah bu güzel bir ders olmuştur. Kıl payı zafer diyor ama ben bunu kıl payı zafer diye tanımıyorum. Ben bunu katı zafer diye görüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne dersiniz yani. Onu sonlandıralım. Yani şimdi kayıplarımıza bakarsak ne alakası şimdi Allah aşkına. Siz bana bunu açıklayın. Kıl payı zafer diyor. Ordumuzun yarısı bile gitmemiş. Yani %40, %45'i gitmiş. Nereden kıl payı zafer oluyor arkadaşlar? Siz bana bunu açıklar mısınız? Yani ben buna desem katı zafer derim. Başka bir şey değil. Belki de heroic victory de olabilir yani bilmiyorum. Niçin? Çünkü dediğim gibi benim ordumu çok güzel bir şekilde kullandım bu savaşta. Dediğim gibi ilk önce düşmanın at okçularına daldık. Oradan dalarken de zaten benim düşman biraz konsantrasyonu dağıttı. Okçularını bir mesela şunda çok aşırı ölümcül olabilirken şansıma süvarimle bir tanesine daldım. Ve onu oradan kesmeye becerdik. Zaten o da destekçi olarak girdi benim süvarime. Ondan sonra benim başka süvari girdi. Ondan sonra evet dediğim gibi benim sağımda yani düşmanın süvarilerini rahatlıkça yakaladık. Ve kesmesini becerdik. Hatta sol kenarda da biraz uzun zaman aldıysa bile yine de orada da beceri elde ettik arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi bizim normal kılıcı piyadelerimiz bir daldı. Bakın görüyorsunuz 212, 105, 125, 102, 112, 144, 107 hepsi 100 geçmiş. Demek ki mükemmel bir şekilde savaşmışlar bu aslanlarım. Ve süvarilerim de aynı şekilde. Bunlar tamam o kadar güçlü değil. Güçlü değil ama güçlü olmamasına rağmen yine de 254, 165 yani güzel bir iş becerdi. Tamam dediğim gibi düşmanın süvarisi benimkinden daha güzel, daha iyiydi. Ama kendisi onları %100 kullanamadı diyemem. Hatta çok yanlış yaptı. Yanlışlarını da tabii ki ben de orada yakaladım yanlışlarını ve kestim orada. Gördüğünüz gibi zaferle çıktık arkadaşlar. Ama görüyorsunuz 130 bunda kesmiş. Niçin? Çünkü hatırlarsanız sol kanadımda bunlar yakalamıştı benim iki tane süvariyi ve bayağı bir kestiler. Aynı şekilde bunlar da görüyorsunuz 70-78 yani general bilene çok iyi yapmış 110-107 burada 70-54 okçularına bakarsak bir bunlar bir iş becerim bilmiş üçü de berbat yani bunları hemen rahatlıkça kestik aynı şekilde bu at okçuları da bunları zaten oyundan attıktan önce yani ilk önce attıktan sonra diyeceğim ben daha da rahatladım yani onun için çok büyük darbe vuramadı bize. Evet arkadaşlar, konuşacak başka bir şey yok herhalde. Dediğim gibi eğer her türlü sorunuz varsa tabii ki yazınız, ben de okurum orada. Eğer iyi açıklayamadıysam bir tane daha bir yaparım böyle bir güzel çevrimci savaşı. Bir süre size bırakmak istiyorum. Hangi ulusu görmek isterseniz. En son Himyar oynamıştım, şimdi Aksumları oynadım. Bir dahaki ulus kim olsun size bırakıyorum onu. Lütfen orada yazınız. Abi ben şunu görmek istiyorum, bunu görmek istiyorum diye yazınız. Ben de bakarım, ona göre seçerim. Ve girip bir iki tane daha böyle yaparız. Çevrimci savaş. Ve taktiksel olarak tam anlamadıysanız yeniden yaparız. Yani yeniden bir açıklama yaparım. Bir süre daha güzel açıklarım. Eğer anlamadıysanız tabii ki.
Evet arkadaşlar, bundan sonra başka diyecek bir şey yok. Sizlere teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Lütfen abone olunuz, like yapınız, paylaşın videomuzu ve görüşmek üzere dileğiyle. Allah'a emanet olun. Eyvallah.